Herkese merhabalar. Buhranlar büyük kahramanlar doğurur konusuyla LGS 2023 yolculuğumuza devam ediyoruz. Geçen sene LGS 2022'de bu konuyla alakalı soru geldi. Bu sene de yine benzer bir soruyu bekliyoruz. Dolayısıyla dikkatli olacağız ve bu konudan da sorumuzu kaçırmayacağız. LGS inkılap tarihinde hedefimiz 10'da 10. Hazır mıyız Songuç'cum? Hazırım hocam. Harikasın, tebrik ediyorum seni. Bugünkü öğreneceğimiz konu esasında Mustafa Kemal Atatürk'ü etkileyen olayları ve durumları inceleyeceğiz. Yani Fransa İhtilali ve Sanayi Devrimi esasında Birinci Dünya Savaşı'nın temel nedenleri, Fransa İhtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik isyanları ve Sanayi Devrimi sonrası ortaya çıkan sömürgecilik yarışı Birinci Dünya Savaşı'nı doğuracak ve Mustafa Kemal de bu olayı ciddi bir şekilde irdeleyecek, inceleyecek. Bir de Mustafa Kemal'i Türkiye etkileyen kişiler var. İşte milliyetçiliğin kurucusu diyebileceğimiz sosyolog Ziya Gökalp ya da vatan şairi Namık Kemal. Bunların hepsini birazdan öğreneceğiz ama sen bu videonun sonrası mutlaka ve mutlaka diğer videolarımızı izlemeden önce veya diğer konumuza geçmeden önce mutlaka ve mutlaka bol bol soru çözmen gerekiyor. Çünkü LGS'ye girdiğinde esasında bilgiye dayalı soru gelmiyor. Yoruma dayalı soru geliyor. Böyle bir metin veriyor ve metnini yorumlamanı istiyor. Bilgiyi cümle içerisinde, soru içerisinde yorumlayabileceğin sorular geliyor. Dolayısıyla LGS'de de soru çıktığı için sen mutlaka ilk başta, eğer 0'dan 8'e sözler kitabın varsa, buradan konuyu güzel bir şekilde çalışıp ardından hemen sorulara geçmen gerekiyor. Yani konu soru, hatta konumuzu da göstereyim şöyle, bak nerede, şu kısımda. Burada adım adım liderliğe kısmında buhranlar büyük kahramanlar doğurur kısmını güzelce okuyup ardından da bununla alakalı soru çözmen gerekiyor. Bunun harici, konu altımı haricinde taktikli soru bankamızda, inkılap tarih kitabımızda yine sayfa olarak da burada bak. Test 6'yı, sayfa 22 ve 23'ü ve ekstra dijital soruları, yeni soruları çözmelisin. Eğer Dinamo Soru Bankan varsa da, Dinamo Soru Bankası da yine burada, hemen şurada göstermek istiyorum. Buhranlar Büyük Kahramanlar Doğurur kısmında yeni nesil beceri temelli soruları kusursuz, hatasız çözmelisin. Hata yaptın, bu durumda da kare kodu okutarak soruların çözümünü izlemelisin. Eğer 10'da 10 Zor Bankası varsa da 10'da 10 Zor Bankası'ndan da inkılap tarihi kısmında Buhranlar Büyük Kahramanlar Doğurur kısmı burada. Burada biraz daha zorlayıcı sorular var. İnkılap tarihinde inanılmaz kazık, inanılmaz zor soru çıkmıyor. Ama bunları da mutlaka çözmelisin. Biz de zaten ona göre özel sorular hazırladık. Şimdi o zaman arkamıza yaslanalım. Bayraklarımızı asalım. Emniyet kemerimizi bağlayalım. Ve videomuza başlayalım. Hadi bakalım Tonguç'um. Birincisi, 19. yüzyılda babasından etkilenmiştir Mustafa Kemal hocam. Babası genç yaşta vefat etmiş Tonguç'um. Yani Mustafa Kemal daha çocukken babasını kaybediyor. Ama burada şunu bilmemiz lazım. 19. yüzyılda dünyada ve Osmanlı'da yaşanan gelişmelere kısaca değinmemiz lazım. Birincisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu dönemde, yani 1881'ler, 1890'lar, böyle 1895'ler, bu dönemlerde dünyada ve Osmanlı'da bazı önemli gelişmeler var. Birincisi, dünyadaki en önemli iki gelişme şu. Fransız İhtilali 1789'da gerçekleşiyor bu. Bayılırım Fransız İhtilali. Dur Tonguç'um, 1789'da gerçekleşiyor ama bunun etkileri biraz daha 1800'lerde, 1850'lerde tam diğer devletlere yansıyacak. Bir de Sanayi İnkılabı var. Bu da yine 19. yüzyılda, yani 1800'lerde İngiltere'de başlayacak. Fakat bunun da etkisi Osmanlı'ya biraz daha sonra gelecek. Nasıl oluyor? Şimdi Fransız İhtilali Osmanlı'yı hem olumlu yönde etkileyecek hem de olumsuz yönde etkileyecek. Daha çok da olumsuz yönde etkileyecek. Niye? Fransa İhtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik akımları, milliyetçilik isyanları Osmanlı'nın içerisinde küçük devletlerin, küçük milletlerin ayrılmasına sebebiyet verecek. Hatırlarsan biz tabii ki ilk başta Söğüt'te, Bilecik Söğüt'te doğduğumuz zaman Türklerden oluşuyorduk ama zamanla Bulgarlar, işte ne bileyim Romenler, Yunanlar, Sırplar, farklı farklı milletler Osmanlı'nın içerisine girmişti. Bu milletler Fransa İhtilali sonrasında ben Sırbım diyecek, ben Bulgarım diyecek, ben Romenim, ben Yunanım, ben şuyum, ben buyum diye ayrılacaklar. Ben Japonum. Ben Japonum diye ayrılacaklar. Tabii Japonlar çok azınlıktaydı Tonguç. Çok Japon neredeyse yok gibiydi. Araplar biz Arabız diye ayrılacaklar. Ve Fransa İhtilali sonrası Osmanlı Devleti parçalanmış olacak. Fakat şu da önemli. Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına sebebiyet veren milliyetçilik yeni Türk Devleti'nin de kurulmasını sağlayacak. Mustafa Kemal de diyecek ki o zaman biz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurarız. Olumlu yönü neydi peki? Olumsuz yönünü söyledik. Olumlu yönü Fransız İhtilali'si şu Tonguç'um. Fransız İhtilali sonrasında Osmanlı'da anayasallaşma süreci başlamıştı. Yani işte Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, meşrutiyetler hep Fransız... Allah ıslah etsin bunları. Aynen, Allah ıslah etsin dedik. Bu bütün bunlar Osmanlı'nın içerisine yansımış oldu. Ve aynı zamanda Tonguç evladım benim, Sanayi İnkılabı'na bakalım. Sanayi İnkılabı daha çok Osmanlı'yı
olumsuz yönde etkiledi. Niye? Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nda sanayi devrimine tam geçiş sağlanamadı. İngilizler buharlı makinelerle beraber hızlı bir makine üretimine geçerken, yani şöyle düşün, diyelim ki her zaman aynı örneği veriyorum ama yine aynı örneği vereceğim. Gömleği biz elimizle dikerken Avrupalılar makinalarda çok daha ucuza, çok daha hızlı bir şekilde mal ettiler. Ve bu gömleğin de ham maddesi ne? Pamuk. Bu pamuğa ulaşmak için de küçük devletleri, fakir devletleri veyahut da ham maddeye sahip ama askeriyesi güçlü olmayan devletleri sömürmeye başladılar. Ve zaten Birinci Dünya Savaşı'nın da temel sebebi paraysa, sanayi inkılabı da bunun tetikleyicisi oldu. Osmanlı ne durumdaydı? Osmanlı üretemiyordu. Osmanlı'nın çok fazla ham madde kaynağı vardı ama fabrika üretimine geçemediği için sıkıntı yaşayacaktı. Hocam gerçekten üzülüyorum. Bu kadar olumsuzluklar nasıl yaşamış insanlar? Ama bu olumsuzluklar her sıkıntının sonrasında güzel günler bekler. Dolayısıyla Osmanlı evet Fransız İhtilali ve sanayi inkılabından olumsuz etkilendi ama olumlu yönlerini de kaptı. Az önce söylediğim gibi milliyetçilik kavramı Osmanlı Devleti'nin yıkılmasına sebebiyet verdi ama yeni Türk Devleti'nin kurulmasını sağladı. Azınlık isyanları çıkacak. Azınlık dediğimiz, azınlık deyince aklına ne geliyor Tonguç? Azanlar hocam. Azdılar evet. Sürekli hocam. Evet, sürekli azdılar. Nasıl azdılar? Yani azınlık tabii ki azmakla alakası yok. Burada az sayıda bulunan demek. Demokratikleşme adımları da yine Fransız İhtilali'nin olumlu yönü. Bak buraya o zaman şöyle olumlu bir ifade çiziyorum Fransız İhtilali için. Azınlık isyanlarına da olumsuz bir yön resmi çiziyorum. Sanayi diyelim ekonomik anlamda Osmanlı'yı çökertiyor. Hep yabancı mallar Osmanlı'nın ekonomisine, pazarlarına hakim oluyor. Mustafa Kemal Atatürk'ü etkileyen kişilere baktığımızda yerli insanlar da etkileyecek Mustafa Kemal Atatürk'ü, yabancılar da. Şimdi yerlere baktığımızda Tevfikret'i görüyoruz. Tevfikret'in en önemli özelliği... Milliyetçi. Hayır, milliyetçi değil. Batıcı. Pardon. Milliyetçiliği hiç sevmiyor. Milliyetçiliği, dinleri falan her şeye karşı. Diyor ki özgürlük ve adalet önemli diyor. Ben inkılap ruhunu ondan aldım diyor Mustafa Kemal. Niye biliyor musun? Tevfikret diyor ki her şeyin başı bilimdir. Sadece bilime odaklanalım. Ben işte yok ulusçulukmuş, Türkçülükmüş, şuculukmuş, buculukmuş, İslamcılıkmuş bunların hepsine karşıyım diyor Tevfikret. Birazcık gaza gelmiş bir şairimiz. Ve dolayısıyla da ama bilime, modernleşmeye, yenileşmeye önem vermeliyiz diyor. Mustafa Kemal onun bu kısmını yani iyi kısmını alacak, kötü kısmını bırakacak. Ziya Gökalp'e baktığımızda soy isminden belli bak. Arı gibi hocam herkesten iyi şeyleri alıyor. Evet. Kötü kısmı bana ne? Evet bak Gökalp'e baktığımızda ise bak Fikret fikirleriyle batıcılık demiştik. Gökalp de Gökalp yani böyle Alparslan, Alp gibi düşüneceksin. Öyle söyleyince gerçekten öyle oluyor hocam. Evet. Milliyetçilik ve Türkçülük fikrinden etkilenecek. Fikirlerimin babası diyor Mustafa Kemal Ziya Gökalp. Niye? Çünkü Ziya Gökalp normalde diyor ki tamam kardeşim Osmanlı'da Araplar biz Arap'ı ziyarıldılar, Romenler biz Romen'i ziyarıldılar. Tamam ama biz de Türk'üz diyor yani. Biz ta Hunlar, Göktürkler. Göktürkler. Teşekkür ederim Tonguç. Uygurlar, Karahanlar, Büyük Selçuklar, Anadolu Selçukları yani bir sürü Eyyubiler bunlar bir sürü başarılar elde etmiş Türk devletleri. Soylu bir soya sahibiz. Tebrik ediyorum. Dolayısıyla biz niye böyle bir anda eziliyoruz ki yani Bulgarlar, Romenler isyan etti diye. Ay, o da kimmiş? Hayır, onlar da kim diyor? Zaten şöyle düşün Tonguç. Bak şu anda Cumhuriyet 1923 yılında ilan edildi biliyorsun. 29 Ekim 1923 Cumhuriyet ilan edildi. Peki daha biz 100 sene oldu mu Cumhuriyet ilan edileri? 100 sene olmadı hocam. Olmadı. Bak 100 sene olmadı ama ne kadar köklü bir devletiz biz. Oh be diyoruz Türkiye Cumhuriyeti yıllardır beraberiz çok güzel diyoruz. Bulgaristan bizim altımızda 550 yıl yaşıyor. Yunanistan 500 yıl yaşıyor. Romanya 470 yıl yaşıyor. Yani 470 yıl adamlar bizim topraklarımızın altında, Türkiye Devleti'nin altında yani Osmanlı Devleti'nin altında yaşamışlar. Ve huzur içinde yaşamışlar. Dolayısıyla biz zaten çok güçlü, köklü bir devletiz. Ama ister istemez bazı Fransız İhtilali sonrasında bazı isyanlara müdahale edemeyeceğiz. Namık Kemal'e baktığımızda ise vatan şairi. Namık Kemal ileride edebiyat dersi öğrendiğin zaman ileriki sınıflarda göreceksin. Vatan kelimesini görünce hemen Namık Kemal diyeceksin. Hürriyete çok önem veriyor. Hatta diyor ki insanlar diyor farklı farklı milletlerden, farklı farklı kimselerden, farklı farklı dinlerden bile olsa hür bir ortamda rahatça yaşayabilirler diyecek. Ve Mustafa Kemal de bundan etkilenecek. Hatta Mustafa Kemal'in halkçılık politikası, laiklik politikası hep bununla bağlantılı şeyler. Tabii ki en önemlisi de milliyetçilik politikası. Mehmet Emin Yurdakul'un da soy isminden belli bak. Yurdakul. Yani ülkesine kul olmuş, ülkesini çok seviyor. Türkçülük akımına önem verecek. Milli benlik ve milli birlik kavramlarını yine Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Emin Yurdakul'dan alacak. Yabancılara baktığımızda Rusoyu görüyoruz. Modern demokrasi. Jean-Jacques Rousseau'nun bir kitabı var. Diyor ki toplum sözleşmesi diye. Bir ülkeyi diyor sadece kral ve onun oğulları yönetmek zorunda değil. İnsanlar kendi aralarında anlaşıp kimin yöneteceğine karar verebilirler diyor. Mesela sizin sınıfta sınıf başkanından sonra onun kardeşi mi geçiyor? Hayır. Bir aday belirliyorsunuz. İşlerinizden biri aday oluyor. O adaya oy veriyorsunuz ve sınıf başkanı seçiyorsunuz. Ülkemizde de öyle. Cumhuriyet var. Harika bir yönetim şekli. Bazen A partisi yönetici oluyor. Bazen B partisi. Bazen C partisi. Bazen D partisi. İşte bunu
Mustafa Kemal öğrenecek ve diyecek ki o zaman biz de cumhuriyeti ilan etmeliyiz. Voltaire yine dine ifade özgürlüğünü, insan haklarını vurgulayacak. Montesquieu kuvvetler ayrılığı ve ulusal egemenliği vurgulayacak. Ve Mustafa Kemal bütün bunların hepsini sentezleyip mükemmel bir sistem oluşturmaya çalışacak. Ah, yeni nesil bir soru var şimdi karşımızda. Bayılıyorum hocam. Bayılma, çünkü soruyu çözmen lazım. Soruyu çözüp doğru yaptıktan sonra bayılabilirsin veya da uyuyabilirsin, fark etmez. Diyor ki bir paragrafımız var. Buna göre Mustafa Kemal'in yenilikleri Türk milletinin karakteriyle bağdaştırması onun hangi özelliğinin göstergesidir? Şimdi önce bir soruyu okuyalım. Okuduk, seçeneklere baktık ve paragrafı okuyalım. Mustafa Kemal, Osmanlı aydınlarının taşıdığı ve geliştirdiği Batı fikirlerinden de etkilenmiştir. Özellikle Türk inkılabında akılcılık, rasyonalizm ve pozitivizmin izlerini görmemiz, bak garip garip kelimeler var, bunun delilidir. Fransız devrimiyle birlikte ortaya çıkan düşünce akımlarından, özellikle ulusal egemenlik, milliyetçilik, laiklik gibi ilkelerden de etkilenmiştir. Ancak onun inkılap fikri tamamen çağdaş ve Türk milletinin karakterine özgü yeni bir olgudur. Bak, Türk milletinin karakterine özgü yeni bir olgudur. Örneğin Fransa'dan esinlenilen demokrasi kavramını aynen tatbik etmemiş, Türk milletinin karakteriyle bağdaştırmıştır. Türk milletinin karakteriyle bağdaştırması hangi özelliği gösterir diyor. Şimdi bu tür sorularda bir de taktiğimiz var Tonguç'um. Bu tür sorularda kaçacağız. Hayır, hiç anlamadım. Çok ağır bir dil metin hocam. Bu tür sorularda, Türkçe'de de bu geçerli, inkılaptan da geçerli, son cümlelere odaklanman lazım. Son cümleler genellikle paragrafın cevabını verir. Bir de taktiğimize bakalım. Mustafa Kemal yerli ve yabancı düşünürlerden demokrasi, milliyetçilik, inkılapçılık alanlarda etkilenmiştir. Ancak bunun milli bünyeye uygun olmasına dikkat etmiştir. Yani Mustafa Kemal diyor ki çağdaşlaşacağız ama milli duyguları koruyacağız. Yani mesela bizde eskiden Arap alfabesi vardı. Mesela Tonguç böyle yazılıyordu. Tonguç böyle yazılıyor. Tamam, şöyle tam yazamadım da. Esselamu aleyküm ya hacı. Aleykümselam ya hacı. Tonguç böyle yazılıyordu. Sonra T harfini aldık. Tamam. O harfini aldık. Tamam. N harfini aldık. G harfini aldık. Ama Ç harfini biz kendimiz ürettik. Ç İngilizce'de yok. Veyahut da İngilizce'de Ş harfi yok. İngilizce'de Ü harfi yok. İngilizce'de ne bileyim ne yok. Yumuşak G. Bunlar bizim tamamen kendi milli benliğimizle ürettiğimiz kelimeler. İşte yeni harfler alıyorsun Latince'den ama kendi benliğin. Dolayısıyla burada anahtar kelimemiz milliyetçilik, milli Türk kelimelerini gördüğümüz zaman Bursa seçeneğini işaretliyorsun. Şimdi bunlarla alakalı sen böyle beni dinle tam öğrenemezsin. Hemen yap, yorumlara yolla. Şimdiden başarılar diliyorum Tonguç'a.